çeşmesi yahu. İşte gidiyorum çeşmesi yahu, aramıza dağlar sıralansa da, sıralansa da. Sermayem derdimdir, servetim ahım, karardıkça bahtım karalansa da. Sermayem derdimdir, oy oy, servetim ahım, karardıkça bahtım bahtım karalansa da. İsmim Ali, soyadım Şahbaz. 1950'de doğmuşum arkadaş. Aslım Amaratlı. 45 senedir gurbetteyim. 16 sene madende çalıştım, 1000 metre yerin altında. 35 kilometrede yerin altından çalışmaya giderdik. Ha, şimdi emekli oldum, Amarat'a yerleştim. Nasıl yok ki, Amarat cennet gibi bir yer. Elması var, armudu var, meyvesi var, kayısı var, bağı var, bahçesi var, her şeyi var ya. Yani. Köyümüzün mevkisi burası, köy altı direkt. Elmalık. Karşı taraf Evliya. Ziyaret yeri. Kızılpınar, Daşlıpınar, Sülman Tallası, Keçikuru, Sıraramık, Örenburnu, Navruzun, Büyükçayır, Kestil, Ayyata, Kayadibi, Kaş, işte çevremizin bu yanına geçersek Koçyağız tarafında Üçpınar var, Gözlüoğul var, Karapınar var, Gümüşçe var, Ağacapınar var, Harsaniziri var, var da var yani. Amarat çok güzel bir yer. Amarat'ın kıymetini bilen bilir yani. Aşağıdan Kızılırmak akıyor. Aşağıdan da Kızılırmak akıyor. Dağlar bana, ben dağlara bakıyorum. Amarat'ın kıymetini bilen biliyor. Üçpınar'a doğru mu gidelim arkadaş? Yakın köylerimiz, aşağıda Kermelik köyü var, yukarıda İyim köyü var, karşı tarafta Koçyağız köyü var, Irmak'tan öte yanda Silahtar var, arka tarafta Özvatan var. Yani buralar böyle. Eskiden geçim çiftçiliğiyle, Avrupa şey olmadan çiftçilik, 5-6 sürü koyun vardı. Onun yavrusu vardı, kuzu sürüsü vardı. Affedersin, bir sürü eşek, at, sığır sürüleri vardı. Vardı yani. Amarat'ın geçimi o zamanlar imam çoktu Amarat'ta, hoca. Köylere giderlerdi, buğdayla, zahrayla imam dururlardı. Hep öküz kağınısı, camuz kağınısı. Yani burada at arabası, traktör, bunlar daha çok yakın bir şeydi. Eskiden bir at arabası vardı, şu Yaşar Emmi diye bir adam karşımızda. O yalnız başına köyde at arabasıyla dolanır dururdu. 4-5 kardeşiydik. Babamla beraber baharın çıkardık, kışın eve girerdik. Kışın ortasında ya malın yiyeceği biterdi ya bizim yiyeceğimiz biterdi. Ondan sonra giderdik, parayla köylerden şey alırdık. Yiyecek. Köy şeydi yani. Ha, İmam olanların zorluk çekmezlerdi. Onların şeyi çoktu yani. Ama diğer vatandaşın şeyi çoktu. Fakirlik şeyi çoktu. Bu köy dibi çıkmaz son köydü. Şimdi 3 tane yolu var, 4 tane yolu var. Kermelik'te araba kalır, buraya çıkamaz araba. Oradan hayvanla, sözüme yürüyerek, adam sırtında torbasıyla, sepetiyle 3-5 saatte buraya, çamurun içinde. Şuradan aşağı çamur olur. Öyle gelirdik yani. Şimdi çok şükür köyümüz merkezi köy oldu yani. Kış çoktu. Şu karşılarda kızak kayardık. Yukarı tepeden korduk, ta aşağıya kadar böyle kızağına şey yapardık, oynardık.
Kar çoktu. Damdan dama kar, böyle çatı matı yoktu o zamanlar. Çamur damlardı, kimin damı damlardı, kiminin ne bileyim işte. O zaman laylon bile yoktu ki dama sersin de adam şey yapsın yani. Yani ayağımızda ayakkabı yoktu ki, yalın ayak okula giderdik. Sırtımızda elbise yoktu. Annem rahmetli bir, uzun bir şey dikerdi böyle, antarı gibi. Affedersin her taraf çiz çılbağı, öyle gider gelirdi. Kalem yok, defter yok. Çok perişan şeydik. Güneş oynardık, o yapardık. Çelik oynardık. Ne bileyim, şu nedirlerdi o bir... Zık şey yapardık. Çanak oynardık. Yani vardı, her şey vardı ya. Bayramlar... Valla boşa dolanırdık el öpmeye. Şeker falan yoktu o zamanlar ki. Para da vermiyor. Para yok ki para versinler. Şeker de yok. Yani saydığımızdan büyük şeylerin evlerine gider gelirdik. Şimdi bir vatandaş Avrupa'ya gitmiş. 7 sene gelmemiş. Çocukları falan burada perişan kalmış tabii. O gelen vatandaşlardan karısı sorarmış, bizim herif niye gelmiyor falan. Orada da adam bir dost tutmuş. Buradaki çocukları unutmuş. Ona iki üç beyit bir şey söylemiş, onu söyleyeyim. Aman o dün yoktur da kararmıştır sobamın. Nedir kuzularım nedir sizin çabanız? Para yoktur da göndermiyor babanız. Yavruları yetimim koydun hayırsız. 5 senedir de bekler idim yolumu. Teyareyle göndersinler ölümümü. Soldurdum buradan Gonca gülümümü. Yavruları yetimim koydun hayırsız. Adımı sorarsan dana Nur yan adım. Almadım dünyadan ben de muradım. Seninki belliyeden götürmez südüm. Yavruları yetimim koydum hayırsız. Ben Yaşar Karakuş, Amarat Mahallesi. 1940 doğumlu. Efendim ben Aşık Garipoğlulardanım. İbrahim Çavuş dedem. Evet. Hamza babam. Amarat'ta yaşıyoruz. Satıcılık yapardım. At arabasıyla. Geçi buynuzu, leblebi, incir, üzüm. Çorap eskisiyle değişirdik şu yün çoraplarla. Giydiğimiz oydu. Başka işin naylon çorabımız yoktu yeğenim. Biz burada bağla bahçeyle de uğraşırız geldikçe, boş kaldıkça. 300 haneli kovumuz vardı burada Amarat'ta. Yaşantı 300 haneydi. Şimdi çok kalmadı, Avrupa'ya gittiler yurt dışına. 100 hane, 120 hane anca bu kadar kaldık. Yazın çoğalırız 7. ayda. Şimdi azık. Arkadaşlarım eskiden Mustafa Tekin vardı. Efendim Hayrullah Özbaş var. Asker arkadaşlarımız bunlar. Ahmet Akgündüz var. Efendim çoğduk eskiden. 25-30 kişiydik. Bir yanı öldü işte, bir yanı da yaşıyor benim gibi. Bir içi dokuzu, okuzumuz olurdu. Üç ölçek şey ekerdik. İki şinik buğday. Akşama da giderdik. Üç kişiyle. Biri okuzun oyuna düşerdi. Biri çivi tutardı. Biri de ot tiken kırardı tallalardan. Oğumuzdan gelirken. Biz hasarat dirdik ona. Ormanmış da biz bilmiyoruz. Meşe vardı. Çok meşemiz vardı. Kırdılar bizim eski zamanlarımız, babalarımız, dedelerimiz. Buradan Güneşli karakolumuzdu nahiyemiz. Oraya eşeklerinden kütük götürürlerdi. Yüklediler. Oradan da gelirken tenikeyle gaz getirirlerdi. Gaz çıralığı yakardık. Lamba ne yoktu. Gaz çıralığı yakardık eskiden. Mıhtarlar oturma odası olanlara verirdi. Bizim gibi fakırlara bir gaz çıralığı verirdi. İstersen yak, istersen öyle karanlıkta otur. Bağlarımız var Kızılırmak'ın kıyında.
2-3 gün gider kaynadırdık. 3-5 ile, 10 ile kaynadanlar olurdu. Bekmez. Tenikelerinden iner iner eşeğinden bekmez çıkartırdık ırmak kıyından. Yolumuz çok kötü. Bir eşek sığar inerken. Çıkarken de eşeğin kuyruğundan tutan çıkamam. İcik yaşlı olursam. Zordu, çok zordu. Nerede ekmek, nerede yol, nerede su? Bir koyun, 2-3 çeşmemiz vardı. Gider oralardan su çekerdik kuyumlarının. Eskiden. Kargış çoğudu. İhtiyarların oynayışı yapardık. Yollar dolu kar. Kuyuya şerdik, ağzına da kardan kapak yapardık. Gelirdi pat diye düşerdi, çıkamazdı yaşlılar. Şaka yapardık. Düğünlerine çok iyi olurdu. Düğünlere niye bizi koymazlardı ki? Para toplarlardı, parayı verenleri alırlardı içeri. Yoksa biz iyice dayak yirdik kayışıyla. Şey oynadılardı. Adını sen getir. Oraya getiremedim ya. Şey yaparlardı, deve meve. Bu oğlanı dangırdak takarlar. Kayışıyla kuvalarlar, kapkara adamlar bilemem kimize, kendi koyulun. Çok güzel olurdu düğünler. Kayseri'ye çok gittim geldim. Kayseri buradan şeye Bünyan yoluna biliyorsun değil mi Bünyan yolunu sen? Bünyan yoluna çok gittik geldik. Yayan omuzumuza bir kürek bir tane yorgan omuzumuzda gider gelirdik oraya. 3-5 gün çalışırdık varır handa yatardık Zennecioğlu'nun hanında. Bir bit düşerdi girdiğimiz gün üstümüzden bit yürür giderdi. İnan zincir gibi birbirini dolalı. Ben 2 gün durdum mu duramazdım bitten. Bazıları aylarca dururdu. Eşekler de ahırda yatardı, handa biz de. Eşekler bu örümüzde boğuşurlar, gece bir karışırlar. Biz yorgunuk, uyuyok, işten geldik ki. Ne yiyecek eşeğe? Duymazdık, çığınarsa eşeklere haberimiz olurdu. Boğuşlanır. Nohut, arpa, buğday, mercimek, fasulye, bunlar ekerdik. Camız koştum bir çift, devamlı ben at koşardım. Bazı tek at koşardım, sonradan da çiftledik atı. Ondan sonra da dağıttık, traktörler çıktı. Hiçbir şey kalmadı yiyelim şimdi bizde. Hadi dolaşalım yüce dağlarda. Hadi dolaşalım yüce dağlarda. Sen beni bıraktın ah ile zarda, ah ile zarda. Ben 1955 Amarat Mahalle doğumlu Celal Şahbaz. Amarat Mahalle muhtarı. 26 bin metrekare parke döşettim. Kocaağaç yolunu asfalt yaptırdım. Kermelik yolunu söktürdük. Halihazırda asfalt yapılacak, onu bekliyoruz. Kaş dediğimiz mevkiye yukarıya bir sondaj vurdurdum. Su sıkıntımız vardı. Onu bekliyoruz. İşte elektrik çekilmedi. Elektriğini bekliyoruz. O hazır, her şey hazır. Büyükçayır mevki dediğimiz yere doğru o mahalleye su götürdük. Elektrik götürdük. Bu hizmetleri yaptık. Köyümüzün geçim kaynağı gurbetçi. Gurbetçi bütün Almanya'da, Avusturya'da, Hollanda'da, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde 300 tane evimiz var. 480 nüfusumuz var, 200 tane. Gurbette işte dediğim gibi gurbette millet, Kayseri'de, Avrupa'da. Hani şu an burada olsa nüfusumuz 10 bin, 11 bin nüfusumuz var. Ama burada ya şu anda yaşayan 400 kişi falan, 400-480 kişi. Köyde, köyümüz çok güzel, birlik beraberlik içerisinde hareket ederiz. Düğünümüz, cenazemiz her zaman ayrı olur yani, bir başka olur. Bunu da emeğe geçen bütün arkadaşlara, vatandaşlara teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu, sağ olsunlar. Hepsine teşekkürler. Hadi dolaşalım yüce dağlarda. Hadi dolaşalım yüce dağlarda. Sen beni bıraktın ah ile zarda, ah ile zarda.
gitmek istiyorum. Viran bağlarda ayağıma cennet kiralansa da. Ben Hüseyin Teğmen. Soyağımız Üzümcüoğur. 1940 doğumluyum. 77 yaşındayım. 39 sene Avrupa'da kaldım. Şimdi ise kesin döndüm. Allah'ın bugününe çok şükür rahatım. Burada yaşıyorum. Kayseri'de bahçe kururdum zamanında. Gençliğimde. Orada yani ipi müddet çalıştık, sonra eskicilik yaptım. Eskicilikten sonra Avrupa'ya gittim. Çok sıkıntılar çektim. Şimdi ise yani rahatlığa kavuştuk ama yemeğe yem yok yani. Anamın adı İrahmi, babamın adı Mehmet, kadasını aldım. İle vermedim, ben kız, emmi oluyorduk da onun kızını aldım ben. İle vermedim de ben aldım bunu. 4 senese nişanlı kaldık. 4 seneden sonra, ondan sonra askerden geldim de evlendik. Bir daha evlenmeyeceğim gayrı bundan. Kadasını aldım işte, hamur yoğuruyor, erişte kesiyor, mantı kesiyor yavrum. Cimcik mantısı dirik, onu kesiyor, boş. İçini dolduruyor, patatesli, etli. Yuha yaparak, bazlama yaparak. Hepsini yapıyor kadasını aldım. Çörek yaparak, tandırda ekmek yedirik. Tabii çok sıkıntılıydı kadasını aldım. Otumuş, oramış, ne bileyim. Hepsinin sıkıntısını çektik. Ta aşağılardan şey getirirdik. İnce ahmada neden odun getirirdik. Sırtımızda şelek getirirdik. Ot toplardık, ne bileyim, hepsini yapardık kadasını aldım. Şimdi hep mod olduk. Eskiden evlendiğinde avrat sahibi olamazdın. Yaşlılar eskiden gınarlardı yani, sen ne zaman avrat sahibi oldun diye. Bir su veremezsin. Şimdi yavrum, çocuğun yani iki on evleniyor, seninle beraber yemek yiyor ama. Avrupa'daki komşulara, akrabalara, yeğenlerime hepsine selam eder, gözlerinden öperim. İşte gidiyorum, çeşmesi yahın. İşte gidiyorum, çeşmesi yağın, aramıza dağlar sıralansa da, sıralansa da. Sermayem derdimdir, servetim ahım. Karardıkça baktım, karalarsa da. Sermayem derdimdir, oy oy, servetim ahım. Karardıkça baktım, baktım, karalarsa da. Kayseri Kocasınan Amarat Mahallesi. Avni Aykurt, mahallemiz Atatürk Caddesi, soyumuz Akıllıoğlu'ndan gelme, 1953 doğumluyum, 1972'de evlendim, hanımım, Amarat'tan 2 senelik bir askerlik gurbet hayatım var. Diğerini kasabaya, kasaba veya mahallemize hizmet vermekle günüm geçti. 15 sene belediyede şoförlük yaptım. 5 sene muhtarlık yaptım. 10 sene kahvecilik yaptım. Emekli olduk. Şu anda da yukarıdaki bir asmayı bıdığım burada oturuyor. 1960 6'ya kadar fakirlik vardı. Karasaban, arazimiz engebel olduğundan, tarıma elverişli olmadığından zoraki geçiniyorduk. 60'da Avrupa açıldı. Millet Avrupa'ya gitti. Bizlerin de onların sayesinde karnımız doydu, muhtaç olmayacak şekilde bugüne geldik. Tabii ki büyüklerimiz vardı. Komşu komşuyla münakaşa yapsa büyükler
ortaya düşer barıştırırlardı, söndürürlerdi. Her gün kavga olsa her gün barışılırdı. Her gün de kavga olurdu hemen hemen. Üç gün sürmezdi ama barışmamız. Üç gün sürmezdi. Biz bayramlarımız tabii ki çok şenlikli olurdu. Güzel olur. Çok şenlikli olurdu. Önceden bizler gençlikte bu günlerde, mübarek günlerde caminin meydana çıkardık, ezan dinlerdik. Ezan okundu ho diye de köye anas vererek evimize gelirdik. Şimdi 6 tane poromuz var. Belki 60 tane yok. 60 tane kalmadı. Köyler mecraya döndü, mecraya döndü. Okulumuz kapandı, sağlık ocağımız kapandı. Belediyemiz kapandı, nüfusumuz kalmadı. Ha, hizmet. Geçim, seçim atmosferinden kalktık Allah'a şükür. Komşu komşuyla küsmüyor. Ama hizmet ancak burada var. Bağımızda, dağımızda. Hizmet yok, yollarımız yok. Kayseri'ye yayan gittim, çok gittim. Çok gittim. Yayan buradan giderdik. Vallahi zor olsa ne olacak? Herkes aynı. Bir ben değil ki. Köylü gidince zor olmuyor. Bir sen gitsen yayan belki zor olur. Buranın ekseri menşur olan mantısı. Mantısı güzel olur. Köfte yapılır, mantı yapılır. Soğuk çorba dediğimiz yapılır. Mantısı kesilir, eriştesi kesilir. Önceleri öyleydi. Halı doğurduk. Bizim kucağımız halıyla geçti. Halı. Dört kişi olurduk, beş kişi olurduk. İki halıcısı olan bir Avrupa'ya eş değerdi o zamanlar. Ekim biçerdik. Ekim biçerdik. Bebeklerimiz kucağımızda böyle. Yığını dibine yatırırız. Şimdiki buranın toprağı neşen koğun bebeği. Üstüne de örten çatmayı. Onun dibinde durur. Şimdiki bebelere ne var maşallah. Hiç görmedim ben bunu ona gelirsem. Elimden tuttular, eline koydular. Evlenmemiz nasıl oldu? Ben bundan 10 yaş büyüyorum hemen hemen de. 10 yaş, olmazsa 8 yaş garanti. Babam işte bana kızarıyor. Büyüğümden de önce verdi sağ olsun. Büyüklerim burada yoktu. Kızarıyor. Rahmetlik İba'nın, rahmetlik İba'nın kulağıma çaldırdılar tabii ki. Everecik, Mehmet Ağa'nın kızına laf falan çekmez Mehmet'im. Ben de bir tane bakmaya rahmetli Geyba'nın vefatında gördüm. Tamam baba dedim, gittiler aldılar o kadar. Göçeceğim ben bu dünyadan. Dostlar akıl edip anar mı olurlar? Hep uzak kalmışım yalan haramdan. Gideceğim yerde sorar mı olurlar? Gideceğim yerde sorar mı ola, sorar mı ola. Kırışık yıl biz, kırışık yıl. Adım Ali Mehmet. 44 doğumluyum. Vallahi ben bir şey yapmadım yavrum. 40 sene dağda gezdim. Çobanlar çalak. Kutulucuk yaptım. Bu köyde 6 sürü davar vardı yavrum. İkisi bir merdeneydi. Üç tanesi beşer yüzü, altışer yüzüdü. Dağlar, o yanda Koçcağız var, hüdüdümüz. Bu yanda Karaya var. Bu yanda Kermelik var yavrum. Hüdütten öte yana geçemem. Amaratı mesela. Dağların adında diyeceğim. Ağlıoğlu, Sorhunözü, Büyükköl.
Bağbaşı, Büyükçayır, buralarda yayardım. Üstü yün pırtısı olur. Pırtım olur. Ağlımız vardı burada, Gönük dediğimiz yerde. Ağılda yatardı kışın. Hayriye adım. Bunlara gelin geldim Gönükleri. Baba da da Meyavi. El Mehmet. Bunu herifimin adı. O zamanlar ne vardı ki kuzum he? Sevmenle gelin geldik, bayrak çektiler uğrumuzda. Davulumuz oldu, dümbeğimiz oldu o zamanlar. He. 15 yaşındaydım ben buna geldiğimde. Ata bindirdiler, uğrumdan da adam çekiyor. Bayraklar dillerdi. Bayraklar uğrumdan çekiyor benim. Gelin geldik buraya. 7 tane uşağım oldu burada, ikisi öldü. Sıkıntılı günümüz de geçti, iyi günümüz de geçti. Kötü günümüz de geçti, şimdi acel geldik işte ya. Yuka yapardık da çamurdan tandırımız olur. Dibine beldirmeştirdik, beldirmeş vururduk, üstüne yuka yapardık. Künde ekmek giderdik, sobanı yoktu o zamanlar. Elektrik bile yoktu, lambayla dururduk, lambayla. Kaç sene halı topudum ben. 10 sene, 15 sene halı topudum. Bu uşaklar halı parasıyla, bu çoban dururdu. Öyle günümüz geçti yavrum. Sıkıntı yakatlandık şimdi. Acılara boyandık. O günler bugünden iyiymiş. Şalatım komşuydu. Menzala ne vardı, enşala vardı. Yuhardan Gülfüdağ'la vardı. Bunlar öldü. Katıda ucucun anca yitirirdim. Orak biçerdik. Orağa giderdik yürüyerek. Yürüyerek gelirdik. Bir ay harman sürerdik. Bir ay orak biçerdik. Kışında halı dokurduk. O zaman para yiyordu, pul yiyordu. Toprak elirdik. Toprağı kavururduk. Bizim arasına koyduk. Onu ona yatardı. Zabiyece yatardı. Aşamayaca yiyordu. Akşam yatırdık, sabahını kaldırdık. Altını çamur derdik. Akşamdan gelip işte. Kül basan çarığı, sabahını giyeceğim mecbur. Dolak olurdu yavrum. Onu sarardım. Ayağım üşümesin diye. Vardı bir, ufaktan bir atımız vardı. At da vardı, camız da vardı, öküz de vardı. Kanıyla sapa gidecekler. Ezen okunarken giderler sabah ezeni. Bir sefer mi dönecek, iki sefer mi dönecek, kanıyı yıkacak bir yerde, devirecek mi? Gelen aceri kayırırdık. Kışlar çoğu olur diyorum. Sokaklar darıdı. O zamanlar çatını yiyordu damları. Taban kata komple karın altından, vardı. Tünelden girerdim. Komşuları uğraşırdı ki sen buraya kar kurmuşsun, ben buradan neyle savaşacağım, malım melalım neyle savaşacak diye. Malları sulamaya koyulurdu suya. Sularımız akar, sularlarımız olurdu. Evde suya yoktu o zamanlar. Kaplarına su getirdi. Bir gün göçeceğim ben bu dünyadan. Dostlar akıl edip anar mı oğlan? Hep uzak kalmışım yalan haramdan. Gideceğim yerde sorar mı oğlan? Gideceğim yerde sorar mı ola, sorar mı ola? Hep uzak kalmışım yalan haramdan. Gideceğim yerde sorar mı ola? Gideceğim yerde sorar mı ola, sorar mı ola?
düşünemem insanları kandırsam. Kızgın ateşlere atsam yandırsam. Hebemi çantamı sevabı doldursam. Öte yanda işe yararlı olay. Öte yanda işe yararlı olay. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. Kasabasından Fazlı oğlu Veysel Köse. Aslımız Elbistan Maraş'tan gelme. Maraş'ın Elbistan gazasından gelme. Buraya yerleşmişiz. Kayseri'de ne kadar imam varsa bu köyden. Sene 1950'de diploma aldım Kur'an kursundan. 24 sene imamlık yaptım. Buraya 60'da imam olarak geldim. Koyun altına 2500 tane meyve diktirdim. Yarısı 2,5 lira, yarısı bedava. Ağaçlar, yıldızlar sizin için manevi secde eder diyor yaratan Allah. Peygamberimiz elimizde bir yaş fidan olsa, güneş mağripten doğsa, tevbe kapıları kapansa dik yetiştir diyor.
Kur'an-ı Kerim'i tarım olarak 1683 ayet tarım hakkında gördüm. 783 ayet teknik, teknoloji. Tabiat kanununda vel hayla atverdim buyuruyor Yaratan Sure-i Nahl'de, Arı Suresi'nde. Vel bigale katır verdim, vel hamire eşek verdim. Li terkebuha terkipleşsinler, binsinler ve ziynetlensinler. Bir yerden bir yere yük taşısınlar. Bu ayet gelince Peygamberimiz çocuklarınıza atıcılığı, biniciliği, yüzücülüğü öğretiniz. Bununla da yetinmiyor. Utlubur rızka fî kabâyel arz. Arzın en derin yerlerinden rızkınızı arayınız. Petrol, maden, kömür ismi de yoktu. Ömer Hayyam diyor ki İslam alemine, bir elinde kadeh, bir elinde Kur'an, biri helal, biri haram. Şu yalancı dünyada affedersin ne tam kafir ne tam bir Müslüman diyor. Amanat köyündenim, buralıyım. Hilmi Efendi'nin kızıyım, buranın Fazlı Hoca'nın geliniyim. Ben de buralıyım, hepimizin şeyi bir. Allah'a şükür, şu yaşa kadar geldik. Çocuklarımızı okuttuk, onlar göçtüler, ben yalnız burada kaldım. Herifim öldü, tek başına Allah nereye sığarsa Allah imanımızdan ayırmasın. Bugünümüze şükür. Orağla, yolmanla, tırpanla, harmanla uğraştık. Bu akada geldi, işte kurpede oturduk. Sene 1942'de Camlı Şaban'ı durduk abimle. Babam 6 tane hanımı varmış. 21 baş nüfustu. Ekmek yok, aş yok. Dağda ot yayıldı, affedersin hayvan gibi. Bu zilletine tutulduk, sunal sunal gibi kaşındık. O günleri de gördük. Bugüne gelince Allah tepemizden aktardı, her şeyi verdi. 6 oğlan var, bir kız var. Hepsi üniversite mezunu, okuttum. 2 sürü öküz vardı, 2 sürü camız vardı, 5 sürü koyun vardı, 5 sürü kuzu vardı, 2 sürü sığır vardı. Şimdi bunlar hep bitti, hiçbir şey kalmadı. Bir gün göçeceğim ben bu dünyadan. Dostlar akıl edip anar mı oğlan? Hep uzak kalmışım yalan haramdan. Gideceğim yerde sorar mı oğlan? Gideceğim yerde sorar mı ola, sorar mı ola? Hep uzak kalmışım yalan haramdan. Gideceğim yerde sorar mı ola? Gideceğim yerde sorar mı ola, sorar mı ola? Düşünemem insanları kandırsam. Kızgın ateşlere atsam yandırsam. Hebemi çantamı sevap doldursam. Öte yanda işe yarar mı olay? Öte yanda işe yarar mı ola, yarar mı ola? Hebemi çantamı sevap doldursam. Öte yanda işe yarar mı ola? Öte yanda işe yarar mı ola, yarar mı ola?